Anne, anne, anne. Anne ne oldu sana? Anne, anne aç gözlerini, anne aç gözlerini, anne, anne. Şey var kışımızda, bir de bununla mı uğraşacağız ya? Hüseyin mi takip ediyor? Anneme bir şey oluyor, gel. Ne oluyor ya? Anneme bir şey oluyor. Anneme bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Ya bilmiyorum, ambulans ara. Şş, tamam tamam, çağırayım lan anne. Ara, ara, ara tamam, sen, tamam, ara. Tamam, tamam. Ambulans ara. Tamam. Anne. Tamam, tamam. Anne, anne, anne beni duyuyor musun anne? Anne. Hoş geldiniz. Merhabacığım. Nasıldı? Geceniz güzel geçti mi? Geçmez olur mu? Yılın sürprizli bir gecesine imza attık. Gerçi gecenin kahramanı tadını çıkaramadı ama... Bu arada... Nerede Hande? Odasında mı? Evet. Nasıl oldu acaba? Çok merak ettim. Ben bir bakayım bakalım. Hande'yi mi merak ettin oğlum? Uyumuş. Tabii yoruldu. Uyusun. Tabii ilgi oda almak kolay mı? Alışık değil tabii garibim. Ben de uyusam iyi olur. İyi geceler. Sen ne bekliyorsun canım? Ben o zaman Mine'ye bir bakayım. Odasında değil. Ben bıraktıktan sonra gizlice çıkmış olmalı. Nereye gitmiş olabilirim? Ya Genco Bey, o nereye gittiğini söyledi mi? Ölecek mi annem, ölecek mi? Şşş. Annem ölmedi değil mi? Tamam, tamam, tamam. Anne, ne olmuş ki, ne olmuş? Zehra, tamam. Ne oldu, ne oldu? Bunlara ne oldu? Niye böyle yatıyorlar? Kim anne yaptı? Beni mi bekliyorlardı bunlar? Kim yaptı? Ne olmuş olabilir ya? Ne oldu? Yaptılar mı annem? Anne! Anne bir şey oluyor. Anneme bir şey oluyor. Anneme ambulans diye gelmedi. Zehra'm bilmiyorum niye ya. Ambulans diye gelmedi. Ambulans diye yok. Yavaş, yavaş. Anne. Anne. Anne, anne dayan, annem benim için dayan, annem. Durumları nasıl? Hepsinin nabız ve solunum fonksiyonları düşük. Kadın aslanın yolda gelirken kalbi durdu. Kalbi mi durdu? Geri getirmeyi başardık. EKG ve kan tahlillerini istiyorum. Annem... Anneme bir şey olmayacak değil mi? Anneme bir şey olmayacak değil mi? Nabız alamıyorum. Solunumu çok zayıf. Kalp nasajına başlıyoruz. Defibrilatör 200'e bağlayalım. Nabız yok hocam, hastayı kaybediyoruz. İki zararlı.
Hastayı kaybediyoruz. Koş hemen Asaf Hoca'ya haber ver. Annem içeride, ben niye buradayım? Tamam Zehra, annen içeride. Annem içeride, ben niye buradayım? Zehra'm güzel gözlüm bak. İçeri girince bir şey değişmeyecek ki, annene yardımcı olamazsın. Olurum, annemin yanında olmam lazım benim. Zehra ne yapıyorsun? Zehra, Zehra tamam. Annemin yanında. Bak bana bak. Zehra, Zehra ne yapıyorsun? Hastayı kaybediyoruz hocam. Tekrar. Cevap yok. 300'e çıkarım. Nabız yok hocam. Tekrar. Hastayı kaybediyoruz. Kızım. Anne. Hastayı kaybettik. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun. Olmaz. Başımda tacım, muhtacım. Olmaz. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzatacağım ellerimi, tamam. Muhtacım ellerime gitme. Şimdi bomboş ellerim seni çağırır. Yaşlı gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtaçım. Zehra tamam. Anne! Gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyada sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Yanındayım ben canım. Ruhumu ısıtacak. Buradayım. Sıcak nefesine. Hep yanında olacağım. Sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, gitme. Başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git,
yaşamak için senin sevgine muhtacım. Beni bırakma anne! Muhtacım gözlerine. Anne, beni bırakma! Muhtacım anne, sözlerine. Bırakma. Uzattım ellerini. Muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım. Gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak. Anne. Anne. Dışı. Dışı. Nasıl geldim buraya ben? Nasıl geldim buraya? Nasıl geldim? Nasıl geldim buraya? Kaderim. Kızım. Hande. İyi misin sen? İyi görünmüyorsun hayatım. Canım. Hala toparlayamadın mı kendini? Yani hiç iyi görünmüyorsun. Ben buraya nasıl geldim? Ne demek şimdi bu? Daha dün gece davettiydik. Kendini kötü hissettiğini söyledin. Kazım da alıp eve getirdi seni. Hatırlamıyor musun? Evet. Hayatım, bak kendini kötü hissediyorsan bir doktora gidelim ha. Ne dersin?
Yok. Ben... Sen ne? Hande. Canım bak şimdi elini yüzünü yıka. Tamam mı? Bir kahvaltı yenelim. Eğer hala kendini kötü hissedersen bir doktora gideriz. Olur mu? Alo. Evet, dediğin adres doğruydu. Yani oradalardı bence. Ama elimden kaçırdım. Artık oraya dönmezler. O yüzden senin bir an önce bulmanı istiyorum. Hem de hemen. Geç hayatım. Oo, gecenin yıldızı da uyanmış. Günaydın, nasıl oldun? İyi misin? İyi, iyi. Günaydın Ala. Babaanneye günaydın yok mu hayatım? Günaydın babaanneciğim. Günaydın canım. Vallahi Hande'cim, dün gece sen gittikten sonra herkes seni sordu. E tabii haklılar yani insanlar öyle apar topar gidince. Valla ne yalan söyleyeyim, ben de çok merak ettim. Sen anlatsana, ne oldu dün gece? Sıdıkacığım, turunç reçeli bitti mi? Neden masada yok? Unutmuşum. Aa, hemen getirir misin? Hande'nin tatmasını istiyorum ondan. Hande'cim, ben de tabii çok merak ettiğim için gece gelir gelmez odana çıktım ama uyuyordun. Neyin var senin? İyi misin? Ceren, Serkan uyanmadı mı hala? Nerede? Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın anneciğim. Nasıl oldun? Dün geceden sonra iyisindir umarım. Kendinize gelmişsiniz. Ne oldu bana? Zehirlenme. Zehirlenme mi? Evet, ama çok şükür ki hayattasınız. Peki annem, babam, onlar nerede? Nasıl? Hande. 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 Kızım. Yengen sana sesleniyor. Yok yok, sen hiç iyi görünmüyorsun. Neyin var senin? Hadi anlat bakayım. Nereden çıktı şimdi o? Gayet iyi. Odama gideyim ben. Aa, Eda hiçbir şey yemedi. Canım istemiyor. Allah Allah. Hande. Psikoloğunla randevum var. Oraya gideceğiz.
Bayram komiserim. İlyas. Ne o? Pek sevinmemiş gibisin gördüğüne. Yok, olur mu? Ben sadece döner dönmez olay yerine gelmenize şaşırdım. Çok oturdum be İlyas. Hem de çok. Bir yerden başlamak lazım. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Nedir? Kapıcı sabah servisindeyken kapıyı aralık görünce girmiş. Cesedi bu halde bulmuş. Göğsünden bıçaklanmış. 29 yaşında, bekar, yalnız yaşıyor. Gazeteciymiş. Olay yeri inceleme ne diyor? Bıçakta izlere rastlandı. Ayrıca kamera kayıtları da var komiserim. Arkadaşlar inceliyor. Peki ya telefon? Telefonda bir şey çıktı mı? Maalesef maktulün telefonunu bulamadık komiserim. Cinayeti işleyen şahsın telefonunu da gasp ettiğini düşünüyoruz. Amirim, sanırım görüntülerden katili bulduk. Bu arada dışarıda polisler bekliyor. Polis mi? Neden? Dünkü olayla ilgilidir. Neyi konuşacaklar? Bakın ne diyeceğim. En iyisi siz biraz daha dinlenin. Onları ben sonra çağırayım. Hoş geldin Hande. Hadi gel bakalım. Nasılsın Hande? Affedersin. Bunu açmam gerekiyor. Bir hastam arıyor. Hemen geliyorum, tamam? Hande? Hande yok, gitmiş. Serkan Bey. Hande kaçmış. Hey, hastane, hemen hastaneye gidiyorsun. İçeri gidip geldim. O anda çıkmış gitmiş. Anlamadım ne olduğunu. Kadın telefon numaramı bulmuş bir yerden. Sürekli arayıp tehdit ediyor. Telefonunu engelledim. Bu kez de başka numaralardan mesajlar atıyor. Savcılığa vermekten başka çarem kalmadı avukat bey. Genco bey. Savcılık bu konuyla ilgilenir değil mi? Tabii. Yani en kısa sürede hallederim ben, merak etmeyin. Peki bir de... Kusura bakmayın, bunu açmam lazım, önemli. Evet. Buldun mu?
Neredeymiş? Hastanede. Tamam, tamam. Tamam, anladım ben, tamam. Hanımefendi, ben gerçekten özür dilerim. Ama benim acil çıkmam lazım. Ama... Ben dilekçenizi savcılığa en kısa sürede teslim edeceğim, merak etmeyin. Ama ben... Asistanımı şimdi yolluyorum, arayacağım sizi. Peki. Sizin de bizim gibi geceniz gündüzünüz belli olmuyor. Evet, kesinlikle. Benim de haftada 3 gün nöbetim var. Memleketten abim geldi, oturup bir kahvaltı bile yapamadık. Bakar mısınız? Bu odada kalan kişi, hı hı, Salih Şimşek nerede biliyor musunuz? Odasında olması gerekiyor. İçeride yok ama. Orada işte, Salih Bey. Salih Bey. Salih Bey. Koş çabuk. Dur, polis! Dur, kaçma! Merhaba, ben bir hastayı soracaktım. Şermin Şimşek. Bir bakalım. Çekil polis! Sakın ateş etme. Zeynep. Kadir. Kalk, 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 kalk. Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Gel benimle, gel benimle. Benimle gel. Ya o Genco denen herifin ne işi var burada? Şuradan bir uzaklaşalım, her şeyi anlatacağım. Annem için geldim ben buraya. Annem nasıl? Zehra. Başın sağ olsun. Thank you.
Polis! Kimsin ya? Çık lan! Ne oluyor? Dur polis! Arabamı çaldı. Allah kahretsin. Hemen plakayı bildir, yolları tutsunlar. Yirmi beşten merkeze. Merkez dinlemede. Hoş geldin. Her zamankinden Nadir Beyciğim. Hayır İbrahim Bey. Bu sefer başka şeyler söyleyeceğiz. Bize müsaade et. Peki şöyle. Evet Şule. Seni dinliyorum. Niye çağırdın beni buraya? Hiç ara sıra başını kaldırıp etrafına baktığın oluyor mu Nadir? Mesela bu restoran. Ne görüyorsun bu restorana bakınca? Vaktimi saçma sapan şeyler için harcayan bir kadın görüyorum. Sade de gel hadi. Mesela şu şef garson İbrahim. Sen gelir gelmez hemen yanına gelir. Sandalyeni düzeltir. Ne yiyip ne içeceğini, bana ne ısmarlayacağını bilir. Yıllardır bu hiç değişmez. Şule, lafı döndürüp dolaştırıp aynı yere getireceksen... Müşterilerden biri diğerinin muhabbetinden mi sıkıldı? Hemen gözünden anlar, yanına gider, bir isteği olup olmadığını sorar. Adamı büyük bir sıkıntıdan kurtarır. Biri gizli bir şey mi konuşuyor? Kulağını tıkar, duymaz olur, görmez olur. Buna ne diyorlar biliyor musun Nadir? Yazılı olmayan anlaşma. Mecbur değilsindir ama yine de uyarsın. Bizim aramızda da böyle bir anlaşma vardı. Şule bana bak. Ben yıllarca sustum Nadir. Bu anlaşmaya boyun eğdim, sustum. Bilmem farkına vardım mı ama. Seni sevdiğim için sustum. Oğlumun yüzü su hürmetine sustum. Bu aşkım oluru olmadığı için sustum. İkimiz de yalnız kalacağız diye sustum. Kendi kendime dedim ki, anlaşma bu, boyun eğ. Sessizce katlan Şule. Ama eğer ki o Beril denen kadını bir daha burnumu dibine kadar sokmaya cüret edersen, eğer ki o kadınla evlenme hayallerim varsa... Ne olurmuş o zaman? O zaman ben de bu anlaşmayı bozar konuşurum. Önünü arkasını bile düşünmem. Ne diyorsun sen ya? Ya her şey her zamanki gibi devam eder?
evlerimizde birbirimize hasret yaşar gideriz. Ya da bu menü değişir Nadir. İkimizin de sırları ortaya çıkarsa neler olacağını hesap et, ona göre hareket et. Bunu yapmayı göze alamazsın. O kadar çok şeyi göze aldım ki Nadir. Bu yanında hiç kalır. Söyle Kazım. Salih kaçtı Serkan Bey. Peki o? Onu bulamadın mı? Serkan. Canım. Canım. Söz vermiştik. Söz vermiştim. Elimizden alınan her şeyin acısını çıkaracağıma söz vermiştim. Bunun acısı çıkar mı? Bunun acısı çıkar mı? Bunun acısı çıkmaz mı? Bunun acısı çıkmaz. 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 Ben nasıl gülerim? Ben senin yerine nasıl güleyim? Ha? Annem? Ben toprağa mı tutacaktım? Toprağa mı tutunacaktım? Hayata tutunacaktık biz, toprağa mı tutunacaktım ben? Toprağa mı tutunacaktım ben? Toprağa mı tutunacaktım? Zehra.
yaptım diyemedin. Sarılamadın. Kim getirdi seni buraya? Ben yoktum. Kimler getirdi seni? Başkaları getirdi. Annemi buraya başkaları getirdi. Yalnız kaldı. Nasıl izin verdin? Kadir, nasıl izin verdin annemi buraya? Yalnız nasıl getirdin? Mecburdum Zehra. Abin, yani o herif gece geldi seni götürdü. Serkan. Serkan mı aldı beni oradan? Serkan mı aldı beni annemin yanından? Serkan mı aldı beni annemin yanından? Nasıl? Zehra, bir gece seni uyuttuklarında kim olduğunu sordular. Doğruyu söyleyemedim ben. Sonra kimliğine bakınca da... Biliyor muydu? Her şeyi biliyor muydu? Annemin orada olduğunu biliyor muydu? Bilerek mi aldı beni oradan? Hı? Hemşirelere şey dedi. Benim kardeşim psikolojik problemleri var dedi. Sonra da işte başka bir şey sormadan seni aldı gitti. Ben saklandım beni görmesin diye. Ben sana dün gece ne dedim Genco? Niye inat ediyorsun? Niye vazgeçmiyorsun sen bu işten? Vazgeçemem Serkan. Ben bu kadar yaklaşmışken vazgeçemem. Neye yaklaşmışken? Neye yaklaşmışken? Bu adamların Hande ile bir ilgisi var mı yok mu onu bile bilmiyoruz ki. Polis adamların peşinde diyorum sana Serkan. Ha? Ya dün gece benim başıma gelenler. Sonra zehirlenmelerini öğrenmem. Onlar ne olacak? Tamam, bu anlattıklarının Hande ile ne ilgisi var? Ya Sultanahmet'te olanlar? Koşan adamlar gördüm. Adamların peşine düştüm. Bunun Hande'yle ne ilgisi var? Ya varsa Serkan. Ya gerçekten Hande'nin peşindelerse. Hayır, biz bu kadar yaklaşmışken niye vazgeçiyoruz onu anlamadım. Çünkü ben kardeşimi kaybetmenin acısıyla 7 yıl yaşadım. O acıyı en iyi ben bilirim. Şimdi ona kavuşmuşken onun hayatını riske atmana izin vermem. Dün akşam olanları baban öğrense ne olurdu? Ha? Ya da bu hiç tanımadığımız herifler sana bir zarar verse ne yapardık biz Genco? Bak Hande mutlu. Biz mutluyuz, sen mutlusun. Tamam, bırak artık bu işin peşini. Biri zarar görmeden bırak bunu peşini. Hande için. Tamam mı? Tamam mı Genco? Korkmuş mudur? Canı acımış mıdır? Canı çok yanmış mıdır? Annemin canı yandı mı? Annem nerede? Annem nerede? Annem nerede? Nerede? Annem nerede? Annem nerede? Annem, annem nerede? Annem nerede? Nerede? Annem nerede? Annem nerede annem? Annem nerede? Annem nerede? Annem nerede? Zehra. Annem. Güzel yoldun. Annen cennette. Zehra. O. O da mı orada? Nerede o? O nerede o? Annemin yanında mı hala? Rahat bıraksın annemi. Rahat bırak annemi artık. Rahat bırak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Toprak oldun. Ne oldu? Ne oldu? Annemi öldürdün. Ne oldu? Ne oldu sana? Toprak oldun, toprak! Tamam. Annem! Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Yapmayayım annem, tamam. Tamam annem. Tamam, tamam, üzülmeyeceğim, üzülmeyeceğim. Üzülmeyeceğim, annem üzülmedim, üzülmedim, annem üzülmedim. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim, yanına geleceğim. Ben senin yanına geleceğim, ben senin yanına geleceğim. Zul! Annem! Annem, 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 annem. Üzülmeyeceğim, üzülmeyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Geleceğim ben, geleceğim. Tamam, tamam. Zehra. Tamam.
Zehra. Nereye? Zehra kim? Ne diyorsun Zehra? Bitti. Zehra Şimşek öldü. Hande'yim ben. Hande. Hande seni tanımıyor. Tanımıyor. Ama şimdi... Yok, tanımıyor. Senin sevdiğin kızın adı Zehra'ydı. Bu başka biri. Ben Hande'yim. Zehra öldü. Zehra şu anda annesinin yanında yatıyor. Annesinin yanına gömmüşler onu. Hande'yim ben, tamam mı? Peşimden gelme. Bir daha benimle görüşme. Çünkü ben Hande'yim. Tamam. Geldiniz. Anne. Anne, iyi misin sen? Hande de gelmedi. Serkan aradım, açmadı. Sen konuştun mu hiçbiriyle? Kızım. Genco merak etmiş, seni bahçede bekliyor. Ne yapıyorsun bakalım? Öğretmen ailenizin resmini çizin dedi. Bak, bu sensin. Bu babam, bu babaanne, bu da benim. Bu kim peki, halan mı? Hı hı. Halanla çok iyi anlaştınız Mineciğim. Onu çok seviyorsun değil mi? Hı hı. Ne güzel. Peki halana bir sürpriz yapalım, ister misin? Ne sürprizi? Ah, sürpriz ama adı üstünde. Hı? Bana yardım etmek ister misin? Peki ne yapacağım? Yapacağın şey çok basit. Sadece halanın telefonunun şifresini öğreneceksin. Şifre mi? İyi misin Hande? Bitkin duruyorsun, bir şey mi oldu? Peki ben yoruyor muyum seni?
Sürekli gelip gelip bir şeyler anlatıyorum sana, bir şeyler soruyorum. Seni kızdırıyor muyum anne? Yüzün hep bir gölgeli. Bazen gerçekten ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyorum ben anne. Hani belki bir şeyler hatırlasam, küçücük bir şey, ne bileyim. Her şey daha kolay olacak. Sen de hatırlamak istersin değil mi? Aslında hatırlamana yardım edecek bir şey var. Ama ben... Başına ne oldu? Gerçekten ne olduğunu bilmek istiyor musun? Dönmüşsün. Nasılsın? İyiyim. Anne bulunmuş. Çok şükür. Sen nasıl oldun? Azap çektikçe yüzüm hafifliyor. O yüzden daha iyiyim. Serkan bunları sana söylememi istemiyor. Biliyor mu? Biliyor. Söyledim, inanmadı. Belki de haklı. Hatta artık bu işin peşini bırakmamı istedi. Sana zarar gelmesinden korkuyor. Ama ben... Ama sen her şeyi anlatıyorsun bana. Anne bak ben sadece... Sen onların nerede olduğunu buldun mu? Bulacağım. Ben onlarla yüzleşmek istiyorum. Söylemeyeceğim abi. Geç. Bayram, neden geldiğini söylemeyecek misin? Çocuğuna kavuşmak sana iyi gelmiş. Gözlerim parlıyor. İyi biliyorum bu bakışı, kendimden biliyorum. Bayram. Evladım yanımdayken
Aynaya her baktığımda görüyordum onu. Yine iyi olacaksın. Hayata yeniden başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Çok merak ediyorum Şule. Nasıl böyle güçlü durabiliyorsun? Nasıl dinleniyorsun? Bayram. Doğru ya. Sen hiç bedel ödemedin ki. Baksana. Kızın da döndü. Her şeyin tamam. Tek bedel ödeyen. Bak, bunları konuşmanın kimseye bir faydası yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir şey soracağım. Gece beni sen aldın ama hiçbir şey sormadın. Gece ben niye oraya gittim, gündüz kaçıp nereye gittim hiç merak etmedi. Neden? O küçükken de kardeşim. Artık merak etmiyorum seni. Bak büyüdün, koca kız oldun. Abin olarak ailenin yanında güvenli bir şekilde uyanmanı sağlıyorum, o kadar. Düzeleceksin yavaş yavaş. Sonra tekrar bizim Hande'miz olacaksın. Annemiz hiçbir şey bilmiyor, onu üzme, tamam mı? Tamam. Anneciğim, nereden böyle? Biraz hava almak istedim. İyi geldi mi bari? İyi geceler abi. Aç kapıyı polis. Hayırdır memur bey? Salih Şimşek, onu arıyoruz.
Günaydın hala. Günaydın. Sana bir çizgi film gösterebilir miyim hala? Çizgi film? Şimdi mi? Evet, şimdi. Bak gör, o kadar güzel ki. Telefonun nerede? Heh. Buradaymış. Hadi şifresini aç da göstereyim. Bak gör şimdi ne yapacaklar. Ne yapacak? Ay çok tatlı değil mi? Hande Hanım, Genco Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyorum. Hala. Sen izle, ben geliyorum. Tamam. Hande. Genco, bir şey mi oldu? Peşindekilerle yüzleşmek istiyorum demiştin değil mi? Evet. Mineciğim, öğrendin değil mi şifreyi? Evet. Hadi göster bakalım. Bak. Aferin sana. Halam telefonunu da bıraktı. Ne yapacaksın anne? Aa, ama sürpriz dedim ya. Hem sen hadi git bakayım, okuluna hazırlan. Ama çok merak ettim. Mine, hadi dedim. Tamam. Ceren. Ne yapıyorsun burada? Ha, ben hani Hande'ye küpelerimi vermiştim ya, onları arıyorum. Kızım, Hande'ye sorsana nerede diye. Aa, gözümün önündeymiş, görmemişim. Anneciğim odasında yoktu, benim de acelem vardı, girip alayım dedim. Genco. Hayırdır ya, sabah sabah? Hande'yle biraz dolaşırız, kahvaltı ederiz diye düşündüm. Onun için geldim yani. Tabii Hande de isterse. Hı hı. Gidebilir miyim? Tabii tabii. Tabii. Genco. Daha önce konuştuklarımızı unutmadın değil mi? Sadece biraz vakit geçireceğiz Serkan. Hepsi bu. Merak etmeyin. Hande. Eminsin değil mi?
Niye geldik buraya? Gel sen. Gel. Seni bırakmam Zehra. Seni hiçbir yere bırakmam. Ne oluyor? Birazdan göreceksin anne. Buyurun. Ben... Niçin gelmiştiniz? Ben bir adrese bakmıştım da yanlış oldu herhalde. Kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler. Zehra'm. Bakalım neler çeviriyorsun Hande. Hadi Zehra'm, daha şimdi aramadın mı? Niye açmıyorsun ki? Zehra. Alo. Alo Zehra. Zehra, niye cevap vermiyorsun ya? Thank you.
Kadir. Şahin anne. Zehra. Kızım bu iyi mi? Zehra burada. Burada mı? Seni öldü biliyor. Bırak öyle biz. Ama Şermin anne. Böylesi daha iyi. Bırak öyle biz. Kadir. Zehra o evde kalacak. Bana söz ver. Ne olursa olsun onu koruyacağına söz ver. Söz Şermin anne. Yine mi sen? Niye geldin? Size birkaç şey sormak istiyorum. Önce bir otursanız. Bakın avukat bey, ben sana bunu daha önce de söyledim. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Beni rahat bırak. Sadece birkaç dakika. Lütfen. Ben görüşmek istemiyorum. Bakın. Bakın bu gerçekten çok önemli. Benden ne istiyorsun bilmiyorum. Ama sakın bir daha beni görmeye gelme. Sizle görüşmek isteyen ben değildim. Oydu. Kendini de bizi de uğraştırma. Salih Şimşek nerede söyle. Bırakalım çekil. Dedim size bilmiyorum. Onu yıllardır görmedim diyorum. Görmedin. Bak bakalım. Bunlar senin evin değil mi? Evet. O zaman yıllardır görmediğin Salih, anası, babası neden senin evinde zehirlenmiş olarak bulundu? Ben o evde oturmuyorum ki. Ev birkaç aydır boş duruyor öyle. Sizin dediğiniz insanlar eve nasıl girmiş bilmiyorum. Biliyorsun. Vallahi billahi bilmiyorum. Anam! Komiserim. Bayram komiserim, iyi misiniz? Evet hadi iyiyim. Komiserim, ne yapacağız bu adamı? Biraz daha zorlayın. Konuşmazsa sal gitsin. Biraz önce korkuttunuz beni. İyi olduğunuzdan emin misiniz? İyiyim İlyas. Komiserim. İyiyim dedim ya, işine bak.
Sizden istediğim bir sorunun cevabını vermeniz. Onu tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Bak kızım. Beni niye görmek istedin? Benden ne istiyorsun bilmiyorum. Ama ben seni tanımıyorum. Anladın mı? İyi o zaman. Şimdi bunu avukat arkadaşına da anlat. O da beni rahat bıraksın. Şermin Hanım. Lütfen oturun bir konuşalım. Bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Ben belki biz de size yardım edebiliriz. Ben size bunu dün de söyledim. Ben ne avukat istiyorum, ne de yardım. Bırak artık peşimi. Bakın, bu gerçekten çok önemli. Benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tamam mı? Yok. Kocanızla oğlunuzun Hande'nin peşinde olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekleri biliyor da susuyorsanız. Hande? Adın Hande mi? Biliyor musun avukat bey? Ben de çok istedim bir kız evladım olsun. Ama olmadı. Yaşamak zorunda kalacaktı. Ona acıdan, kötü talihimden başka ne verebilirdim? Bu yüzden şükrediyorum. Bahtımın karılığını bir kız evladı bulaştırmadığım için şükrediyorum. Dilerim Allah'tan güzel yüzün hep güler. Adın gibi. Üstüne başına bakılırsa halim vakti yerinde. Daha da mühimi. Senin için kaygılanan insanlar var. Ne güzel. Şükürler olsun yalnız değilsin.
insan yalnız değilse, seviliyorsa, başına ne gelirse gelsin ardında bırakmayı bilir. Sevgiyle güçlenen insanı da kimse yıkamaz. Bütün bunların kıymetini bil. Avukat Bey, ben kocamın da oğlumun da bu kızın peşinde olduğunu sanmam. Yani bizim gibi insanların Hande Hanım'la ne alakası olabilir ki? Ha? Zaten kocam öldü. Oğlum da... Neyse. Bence siz bunları hayal etmişsiniz. Bizim bu kızcağızla hiçbir ilgimiz yok. Evet. Bütün sorularınız cevaplandı. Artık beni rahat bırakın. Ben de vicdanımla hesaplaşıp cezamı çekeyim. Hande? İyi misin? Ne oldu? Hande? Affedilecek bir şey yok. Ben şaşırdım sadece. Teşekkür ederim. Teşekkür mü? Hiç. Bir şey mi hatırladın yoksa? Döndüğünden beri ilk defa böyle görünüyorsun. Nasıl? Mutlu.
Sanki gerçekten şimdi döndüm. Gidelim mi? Amirim. Gel. Maktul Elif Öztürk'ün telefon kayıtları geldi. Bakalım ne varmış. Tuhaf bir durum var. Ölüm saatinden sonra telefondan bir mesaj gönderimi olmuş. Mesaj mı? Evet, kayıp olan telefondan. Kime? Şule Kurdoğlu üzerine kayıtlı bir hatta. Şule Kurdoğlu mu? Evet amirim. Hattı da araştırdık. 2 haftalık. Daha yeni bir hat. Teşekkür ederim. Rica ederim de bir şey yapmadım ki. Hatırlamadınız bir şey. Zehra, ne yapıyorsun sen ya? Bence niye hatırlamadım biliyor musun? O kadın haklıydı. Yani Salih denen adamdan bir şey çıkmayacak. Sen de boşuna uğraşma. Hoş geldiniz. Ah, hoş geldin kızım. Nasıl? İyi vakit geçirebildin mi Genco'yla? Evet. Hoş geldin anne. Aa, Ceren bir yere mi gidiyorsun? Anneciğim, şu Mine'nin okulu için birkaç bir şey lazımmış da onları halledip geleceğim. İyi. Ben de yukarı çıkayım. Olur kızım. Alo. Senin ne işin var o herifle? Ne iş çeviriyorsun sen? Ha? Sen niye annen öldü dedin bana? Söyle. Cevap versene, niye böyle bir şey söyledin? Annen öyle istedi. Oldu mu? Annem. Annem. Beni öldü bilecek dedi. Yalan söyleme. Zehra, yalan söylemiyorum. Yemin ettirdi bana. Beni öldü bilecek dedi. Bak, dur beni bir dinle, bir konuşalım. Bir önce bir dinle. Seninle konuşmak istemiyorum. Zehra. Bak ya şimdi beni dinlersin ya da çıkar oraya gelirim. Oldu mu? Gel.
Ne oldu Kazım? Buldunuz mu? Hayır. Salih Şimşek hiçbir yerde yok. Polis de bulamıyor. Ama bilmeniz gereken başka bir şey var. Ne? Söyle. Genco Bey ile Hande Hanım bugün hapishaneye gitmiş. Nasıl? Bir şey öğrenmiş mi peki? Bilmiyorum. Ama haberiniz olursa önlem alırsınız diye düşündüm. Alırım Kazım. Önlem alırım. Eğer bana öncesinde söylersen... önlem alırım. Ne yapıyor bu herif ya? Ne oldu? Haber var mı? Senin adamı salmışlar. Nerede şimdi? Beykoz'da bir ev. Konum atacağım. Tamam, tamam. Haber verdiğin için sağ ol. Zehra. Söyle ne söyleyeceksin? O herifle mi gittin ona? Her şeyi biliyor mu bari? Öğrendi mi? Tek derdim bu değil mi? Bir şeylerin ortaya çıkmasına. Ya benim tek derdim senin iyi olduğunu bilmek. O gazeteci kızı saklarken de mi tek derdim benim iyi olmam? Annemi ölüme götürürken de mi öyleydi? Merak etme. Başka bir şeyin peşinde. Neyin peşinde? Git buradan. Git. Bak. Ya bana ne istersen söyle ama git deme. Deme. Seviyorum kızım ben seni. Sevme beni. Zehra. Annen. Anneni görmek istemiyor musun? Ha? Onunla konuşmak istemiyor musun? Ama soyadın tutmuyor. Senden haber getirebilmem için benim adımı verdin. Görüştürsene beni annemle konuş. Görüştür. Tamam. Konuşurum tabii. Ne istersen yaparım. Hatta bir yerden para da bulurum. Onu avukat da tutarım. Onu çıkarmak için elimden geleni yaparım ama... ama bak ne olur ya. Ya Zehra. Bak bundan sonra söz. Sen seni nasıl sevmemi istiyorsan öyle seveceğim seni. Bak bundan sonra yalan yok. Yemin ederim. Zehra. Zehra tamam. Hı. Tamam. 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 Ne? Tamam bir şey yok. Sen sabah niye aradın beni? Sabah mı? Ha, sabah aradın ya beni konuşmadın. Sen ne dedin? Bir şey söyledin mi? Diyorsan bir şey demeyince ben... ben sadece Zehra'm dedim. Sonra sen konuşmayınca da. Thank you.
Gülün. Hande ile konuştun mu? Bir isteği var mıymış? Ben rahatsız etmemek için ama şimdi bakabilirim. Sen dur. Ben bakarım. Kızım. Hande, canım, bahçede miydin? İyisin değil mi? Bir şey olmadı değil mi? Ne çeviriyorsun Şule? Senin ne alakan var bu Elif'le? İyi de bu numara beni taciz edip duruyor. Yani ben nasıl ulaşabilirim bu numaraya? Ne yapacağım ben şimdi? Vermiş olduğunuz numaranın kaydı bulunmamaktadır efendim. Savcılığa başvurun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımcı oldunuz. Hani Zehra kim? Zehra kim? Hani de sen neler çeviriyorsun? Zekeriya Bey. Buyurun. Ben avukat Genco Yaman. Biraz konuşabilir miyiz? Neydi mesele? Salih Şimşek'le ilgili. Ben anlatacağım, polise anlattım. Bakın benim derdim başınızı belaya sokmak falan değil. Bak kardeş, polise de söyledim. Salih nerededir bilmiyorum ben. Tamam, tamam o zaman şöyle yapalım. Şu fotoğraftaki kızı tanıyor musunuz? Salih'le bir ilgisi var mı? Hayır, kızı hiç görmedim. Bakın, iyice bir bakın, belki hatırlarsınız. Baktım, tanımıyorum, tamam mı? Şimdi müsaade edersen evime girebilir miyim? Tamam. Ben o zaman size kartımı vereyim. Bir şey duyarsanız, görürseniz beni arayın, olur mu? Hoş geldiniz. Mine nerede? Odasında. Mine. Hoş geldin anne. Halam o sürpriz hazır mı? Ne annene? Lütfen söyle. Ne olur. Ah. Halanın sürprizi. Ama bu kar küresi. Bunun için niye halamın telefonunun şifresini aldık ki? Ay Mineciğim ya, ne kadar çok soru soruyorsun. Niye aldıysak aldık. Sen halana sürpriz yapmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum ama.
Başka bir şey olur sanmıştım. Ver o zaman. Sürpriz falan yok. Ama anne. Ne ama anne? Ne güzel, ne sürpriz yapacaktın ama madem beğenmedin vermesen de olur. Yazık. Oysaki halan çok sevinecekti bu sürprize. Beğendim anne. Vallahi çok beğendim. Ne olur verelim ona, ne olur. Yok. Yani ben çok kırıldım bir kere. O kadar da uğraşmıştım o hediyeyi alabilmek için. Neyse. Demek ki sen beni sevmiyorsun. Anneni sevmiyorsun. Yani sevseydin böyle olmazdı değil mi? Özür dilerim anne. Ben seni çok seviyorum. Sen benim annemsin. Çocuklar hiç annelerini sevmez mi? Ne olur verelim alalım. Ne olur. Sen. Sana hediyeyi veririm ama bir şartla. Halanın telefon şifresini aldığımızı hiç kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı söz? Kimseye söylemeyeceğim. Güzel. Al bakalım. Hediye paketi yapalım mı? Benim odamda varken. Hadi lütfen, ne olur. Ben ne diyorum biliyor musun? Artık Hande toparladığına göre bir meşgale falan bulsak ha? Ne dersin? Anneciğim sen zaten bulmuşsundur. Evet. Vakıfı düşünmüştüm. Hande'ciğim yani senin adına olan vakıfta çalışmak istemez misin? Bak şimdi bir şey söylemek zorunda değilsin. Birlikte gidelim bir süre. Eğer seversen vakıf işiyle uğraşırsın ha? Anne, şimdi vereyim mi? Hadi getir. Ne oluyor prenses? Mineciğim halasına küçük bir sürpriz hazırladı da. Ay, hadi bakalım. Anneciğim, bence vakıf işlerini düşünerek çok iyi etmişsin. Hande'ye çok iyi gelecek bu iş. Zehra. Zehra mıydı vakıfta bizle çalışan kadının adı? Aha, Zehra ayrılalı o kadar çok oldu ki. Ne alaka, nereden geldi şimdi aklına? Ya ne bileyim öyle aklıma geldi. Zaten hiç sevmezdim ben o kadını. İyi ki ayrılmış. İşte hediyen ala. Hadi açsana. Dur lan benim ben. Kusura bakma abi. Tamam tamam. Acıkmışsındır. Sağ ol abicim sağ ol. Gel gel. Gel otur. Buyur buyur. Eyvallah. Pasaport işin ne oldu? Hallettim. Hazırlıyorlar. Bir iki güne çıkar çıkmasına da asıl sen paradan bahset.
Nasıl ödeyeceksin? Dedim ya abi. Almanya'ya kapağı bir atayım. Anında para yollayacağım. Sözüm söz. Bu iş böyle olmaz da rahmetli babanın hatırı var. Bu yaptığın iyiliğin altında kalmam. Merak etme. İyi. Ha bu arada belki bilmek istersin. Bugün geldi seni sordu. Elinde de Zehra'nın resmi vardı. Sallayınca ne güzel oluyor, değil mi? Sevdin değil mi hediyemi? Çok. Aa, kim geldi? Davetsiz misafir kabul eder misiniz? Bayram. Hay Allah. Yemek saatinde geldim. Kusura bakmayın. Yok ya oğlum, ne kusur? Buyurun. Sağ olun. Beni hoş hallettim. Mine. Ne kadar büyümüşsün ben görmeyeli. Hande. Beni hatırlamadın mı yoksa? Gerçi çok fazla görüşmezdik senin ama. Hande'nin bazı sorunları var hafıza ile ilgili Bayram. Kızım, Bayram Bey benim uzaktan akrabam olur. Dolayısıyla seninle de. Hayırdır Bayram, sen böyle habersiz gelmezdin. Bir şey mi oldu? Aslında şey, sana danışmak istediğim önemli bir konu var. Biraz konuşabilir miyiz? Siz devam edin çocuklar. Of, Serkan, bu adam ne konuşmaya geldi acaba? Sana ne Ceren? Hı, sana ne? Ha, sen hiç merak etmiyorsun yani. Hayır, etmiyorum. Çünkü ben senin gibi üstüme vazife olmayan şeylere burnumu sokmuyorum. Evime böyle kafanın estiği gibi gelemezsin Bayram. Eğer yine aynı konuları açacaksan... Kızım. Bana epey değişmiş geldi şuraya. Büyüdüğü için mi öyle geldi dersin? Yoksa aslında senin kızın olmadığı için mi? İnsanlar bu kar kürelerini neden sever hiç anlamam. İçindekiler ne kadar mutlu görünürse görünsün, sonuçta camdan bir kafesteler işte. Değil mi? Ama Mine öyle düşünmüyor belli ki. Seni çok sevdi. Kadar çok benziyorsun ki. Şaşırmıyorum tabii buna.
Sabah Genco ile nereye gittiniz? Sen ne demek istiyorsun? Gerçek Hande'ye ne oldu Şule? Ne demeye çalışıyorsun? Hande içeride. İçeride Hande. Değil. O kız Hande değil. Nereden biliyorum biliyor musun? İçerideki o kızın bir ailesi var ve onu arıyorlar. Ay. Ailesi mi? Ana nasıl? Yanılmamışım. O senin kızın değil. Hayır. Hayır benim kızım. Değil. Benim Hande'm o. Benim Hande'm. Defol git. Defol git bu evden. Defol. Peki. Gidiyorum. Ama bu iş burada bitmez Şule. Hande'ye ne yaptığını öğreneceğim Şule. İstediğini yap. Ama eğer o çukuru deşersen sadece beni değil, seni de yutar. Söylemeyecek misin? Neredeydiniz? Sorduğuna göre bence her şeyi biliyorsun zaten. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Polise gittim. Her şeyi anlattım. Bir şey demedin. Evden kaçtım. Hastaneye gittim. Sen aldın beni oradan. Eve getirdin. Yine bir şey demedin. Genç öyle nereye gittiğimi biliyorsun. Yine bir şey demiyorsun. Hala psikolojik sorunlarım olduğunu düşünüyor musun? Hı? Abi. Biz seninle küçükken anlaşır mıydık? Yani ben kaybolmadan önce. Ama kimsesi yoktu. Onun kimsesi yoktu. Ya bulurlar sonu? Ya her şey orada çıkarsa? Ya ailesi orada çıkarsa? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Anne, yapma bizi korkutuyorsun.
İn aşağı Ceren. İyi de annemle... İn aşağı! Tamam anne. Gel. Tamam. Sen ona gideceğiz. Her konu sakinleştirir. Ne oluyor? Tamam mı? Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bu herif ne dedi sana? Bir şey yok, bir şey yok. Ne dedi o herif sana? Baba, yok. He? Bir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Bir şey demediyse ne bu anneanne? Şey ben birden bayram öyle anneden bahsedince ben kızım. Kızımı kaybedişim geldi aklıma ondan. Bir şey söylemedi. Hadi anne, bana doğruyu söyle. Lütfen anne bana doğruyu söyle. Hadi. Doğruyu söylüyorum. Ben senden bir şey saklar mıyım Yiğit'ciğim? Birdenbire o böyle Yiğit'ciğim anneyi anlayacak diye çok korktum. Sonra da anneden düşününce ağlamıyorum. Anlamışlar bunlar mı? Hayır. Ben onu kırdım. Tamam. İstemedim oğlum. Ben onu kırmak istemedim. Tamam, hadi. Anne! Ne oldu burada? Ne yaşandı? Gitmek istiyorum. Bu evden, herkesten. En önemlisi ondan uzağa. Peki ya gidersem ona nasıl söyleyeceğim? Taşıdığım bu sırla onun yüzüne bakmak öyle zor ki. Gidersem geçer mi bu acı? Ya hiç geçmezse? Ya geride bırakmak istediğim her şey, unutmak istediğim herkes de içimde benimle birlikte gelirse? Yine denemek zorundayım. Gidene, hatta ölene kadar bu iğrenç sırrı içimde tutmak zorundayım. Küçükken hep bir süper kahraman olacağımı hayal ederdim. Güçlerim olacaktı, kötüleri yenecektim. Ama sonra büyüdüm. Ne süper kahramandım artık, ne de kötüleri yenecek gücüm vardı. Ne oldu sana anne? Herkes sen olmamı istiyorsa... Ben de sen olacağım.
Sana da ne olduğunu bulacağım. Merak etme. Peşinden sürüklenip kim oldum?